Evet sevgili dostlar sponsorlarımız golbar.com'un ve kaç yarısı ölüm hastanesinin katkılarıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. Şimdi ortada bir furya var. Nedir o furya? Fenerbahçe'yi yere güve sığdıramama furyası. Ama biz bu filmi birkaç kez izlediğimiz için uyanık olmalıyız, yememeliyiz, düşmemeliyiz, iyi ve dik durmalıyız. Benden size tavsiye. Şimdi ligde en çok gol pozisyonu kaçıran takımlar gol pozisyonu kaçıran takımlar. Bakın yanlış anlaşılmasın. Atan demiyorum ya da yakalayan demiyorum. 17 kezle Fenerbahçe. Süper Lig'de. Bismillah hocam 4 tane maça çıktın. Nasıl 17 maç başına biz ortalama 4 nokta küsür. Hadi 4 diyelim. Bu kadar %100'lük gol pozisyonu mu kaçırıyoruz? Evet. 9 kez Konya Spor. 9 kez Hatay Spor. Alanya 8. Gaziantep 8. Galatasaray 6. Başka da bir şey beklenmezdi de. Araya da bir Beşiktaş sıkışır diye düşünüyordum 8'lere. Başakşehir 6 inşallah Başakşehir vurduğun gol olsun. Yediğin offside olsun bugün. Kasımpaşa 6 Kayseri Spor 6 Sofa Skor verilerine göre. Şimdi Fenerbahçe'yi övün. Lafım yok ama haddinden fazla övüp beklentiyi arşa çıkarmayın. Aynı zamanda Fenerbahçe Avrupa'da 8 maçlık arka arkaya galibiyet serisi elde eden ilk ve Türk ilk ve tek Türk takımı oldu. Yani Avrupa'da arka arkaya 8 galibiyet elde edebilen başka hiçbir Türk takımı yok. Ben şunu söyleyeyim. Gruptaki 5 maçı da kazanırsak eder 13. 13'te 13. Kıyamete kadar kırılamayacak bir rekor. Ben size söyleyeyim. Kıyamete kadar hiçbir Allah'ın kulu 13'te 13 galibiyet elde edemez. Benden söylemesi. Ama şunu söyleyeyim. Kimse beni yanlış anlamasın. Konferans ligi kural çekiminde ne dedim? Öncesinde ne dedim? 12'de 12 yapmalık maçlar bunlar dedim. Ta eleme turlarından önce dedim bak. 12'de 12'lik maçlar bunlar. Yani 7'de 7 ile gidiyoruz şu anda. Kaldı 5. Avrupa'da galibiyetini mağlubiyetinin önüne çekmen için bu maçlar önemli dedim. işte konferans liginde hani bize pozitif etkisi bu oldu. Ancak biz e, arka arkaya galibiyetleri tekrar sayarken seviyeyi da ekleyeyim. Yani seviye 1-0 Zimburu, Zimburu, Maribor 2 maç, Twente 2 maç, Nörsland maçı. Ve e, takımımız bu maçlarda 1-2-3-4-5 maçı gol yemeden tamamlamış durumda 8 maçtan. Ve böyle devam etmesi lazım. Şimdi İsmail Kartal'a da küçük bir övgüde bulunuyorum. Fenerbahçe tarihinde maç başına en iyi puan ortalaması yapan yerli teknik direktörlerde İsmail Kartal birinci sırada 2.30 puan ortalaması. İkinci sıra çok tuhaf Mustafa Deniz'di 2.19. Mustafa hocalar bir işin içine giriyorsa iyi yapar. Üçüncü sıra Aykut Kocaman 207. 4 Erol Bulut 198. Ersun Yanal 187 ama Ersun Yanal'ı özellikle geri çeken e, son dönemindeki o dandik kadroydu diyeyim. Hani Jailson stoper oynatmak zorunda kaldığı kadroydu diyeyim arkadaşlar. Şimdi Ciko. Alexander Ciko Fenerbahçe'mizin yeni transferlerinden bir tanesi. Ben burada övdüğümde bırak hocam, çöp hocam şöyle böyle daha futbolcu gelmeden çöplediniz. Hatanızın farkına vardınız mı? 450 dakika niye izlemeniz gerektiğini anladınız mı? Ya acayip bir oyuncu. Bak Bekao da acayip bir oyuncu. Ben şunu söyleyeyim. Geçen sene Fenerbahçe savunması topi top gibiydi. Gelen geçiyordu, giden geçiyordu. Ay kusura bakma. E, forvet oyuncusu seni karşılayacağım falan yapıyordu. Gerçekten söylüyorum ya. Ya çıldırtıyorlardı beni. Bak Ciku'nun transfer market değeri 8 milyon euro. Ama gelince çöp ilan edildi. Oysa bedava geldi. 593 dakika oynadı. Benden geçer not aldı. Ciku'yu bugün satsak herhalde 10'a falan satarız diye düşünüyorum. Fenerbahçe'de olunca 10'a satılıyor. Galatasaray'da olunca e Spor'a kiralık gidiyor. Şimdi Bekao Ciku müthiş tandem. Bak bana kalırsa ikisi birden oynamalı. Yanlış anlamayın beni bak. An ya da anlayın. Ya umurumda değil artık. İkisini yan yana oynatmak adına gerekirse kalede İrfancan Can Eğribayat oynasın. Türk kuralından dolayı ligde. Harbi harbi söylüyorum. Gerekirse İrfancan oynasın kalede. <laughs> Livakovic yedek beklesin. Vallahi diyorum bak. Şu ikiliyi bozmamamız lazım. Ya, soğukkanlı davranıyorlar. iyi yer tutuyorlar. Bak iyi yer tutuyor. Soğukkanlı davranıyor. Özellikle Ciko. Ya stoper böyle olur. Alexander Ciko. Nörçland maçında. Kusursuz bir performans. 5 pas arasıyla top çalma. Bak 5. 2 de normal top çalma. 7. 4 atak engelleme 11. 4'te 4 ikili mücadele kazanma. %91 isabetli pas. 11'de 9 uzun top isabeti. Salahin'in en büyük vasıflarından biri buydu. Uzun topla savun takımı çıkartabiliyordu. Öyle de bir durum var. Gelelim Batshuayi'ye. Batshuayi konusunda ben size ne dedim? Para ediyorken satılsın. Sorun çıkaracak. Belli. Bir maç durup 3. maç, 5. maç diyecek ki trip yapacak. Bilmem ne yapacak. Ya satalım dedim. Sağ olsun başta Ömer abi olmak üzere biz moral olsun istemiyoruz. Biz de istemiyoruz. Ya o dönemde öyle bir dönem ki kimse sana iyi forvetini vermez. Açık söyleyin. Hiçbir iyi forvet de Fenerbahçe'ye geleyim diye taklalar atmaz. Ceko'nun arkasında bekleyecek çünkü. Ha Dersem ben kimseyi almayayım. Ceko birinci forvet. Joshua King ikinci forvet. Umut Nair üçüncü forvet olursa bütün emeklerin üstünü çizerdim. Aynı zamanda Batu Şua'yı satsan 6 numara transferinde elin güçlenirdi. Bilmem ne kadarını peşin verirdin. Geri kalanını taksitlendirirdin. Alırdın. Ama ısrarla bat şu ayı kalsın. Bat şu kalsın. İyi hocam bak golünü de attı. Golünü de attı. Çok güzel. Zaten olması gereken bu. Bat şu şunu anlaması lazım. Avrupa'nın golcüsü bat şu ay olacak. Bu kafayla giderse. Yani Fenerbahçe böyle giderse. Avrupa'nın golcüsü bat şu Aynı zamanda yorgun savunmalara karşı Fenerbahçe'nin diri gücü bat şu ay olacak. Yani dikte de iş yapabilecek. Ya üstünde durulacak bir şey yapmadı aslında bakarsanız. Hani keşke o İngiliz kulübü devre arasında aynı teklifi yapsa o zaman gitse. Mesela Kent çok tartışıldı. Hocam Kent şöyle böyle. Ya arkadaş Kent ee, daha iyi oynasaydı zaten ben bu takımda oynarım mesajı verecekti. Ama Kent şunu söylüyor. Ben benim yerim sol taraf diyor. Mantıklı. Ya burada işi karıştıran Joshua King oldu. Ama ben İsmail Kartal'ın yerinde olsam Joshua King'in bu kadar üstüne düşmem. Joshua King'in süreklilik sorunu var. Devamlılık sorunu var. Kente de biraz özgürlük tanırım. Zaits mesela. Zaits'i 6 numarada bir daha oynatacaksa İsmail Kartal teknik direktörlüğü bıraksın. Anladınız mı? Teknik direktörlüğü gerçekten bıraksın Zaits. Yani Zaits'i 6'da oynatacaksın. Fred mesela. Şöyle bir cümle kurdum. Crespo gerçekten çalışkan bir oyuncu devamında da şunu diyor benimle benim onunla aynı dili konuşmam sahada da işleri kolaylaştırıyor. Hayranlık duyduğum bir oyuncu bugün de iyi oynadı. Bak Fred gibi bir isim hayranlık duyuyorsa bu şu demek. Kardeşim Crespo'nun kumaşı iyi ama tutmuyor mu? Hani daha kendine gelemedi mi ne diyor? Futbolcu anlar. Ya futbolcu anlar, Tadic anlar, Fred anlar bunlar nerelerin tozunu yuttular. Şunu söyleyeyim kadroda zaten mantıklı çözümlerden birisi Crespo. Bak Fenerbahçe taraftarının aslında beklentisi yükseltildi. Yoksa Fenerbahçe taraftarı çöplemiyordu Crespo'yu. E, İsmail Kartal gitmeden önce ligi domine eden bir Crespo'ydu. Hatırlayın ya. Ya Önder Özen geçen sezon ilk yarısında özür diledi ya. Ya yeter ki eski haline dönsün Crespo çok özürler dilettirir. Bu arada Fred demişken unutmayın. Norstad karşısında 2 asist, %84 pas başarısı, 3 şut, 2 isabet, 4 top çalma, 8'de 5 ikili mücadele kazanma. Ve haftanın 11'ine seçilme. Müthiş. Tadiç. Demişken unutmayayım. Karşılaşmada top toplayıcı çocuklarla yani altyapı oyuncusu Ahmet Emre Uzun'la kafa topu oynuyor mesela. Ya ben size bir şey diyeyim mi? Her şey transfer değildir. Her şey o bu şu değildir. Bazen şu transferden daha ötedir. Ya düşün mesela sevdiğiniz bir ismin size verdiği dandik bir hediyeyi düşünün. O ne kadar önemli. Sevdiğiniz isimden gelen dandik hediye bile ne kadar önemli. İşte sevdiği bir isim. Yani bunlar örnekler Tadiç. Ha sosyal medya niye yangın yapıyor? İşte Tadiç'te Ceko kavgası var. Bunlar kanlı bıçaklar. Onlar da farkındalar. Eşek gibi biliyorlar. Eşek gibi biliyorlar ki Tadiç ile Ceko derbilerde öttürecekler. Onlar da biliyorlar. Kuyruklarını sıkıştıracaklar. Yani onlar da bir şeylerin farkında. Hiç, siz hiç merak etmeyin. Jeydin Osterbolde. Hocam senin dediğine geldik ya. Harbi iyi topçuymuş. Vallahi bize çok dedin. Kızmayın dedin. İyi topçu dedin. Biz dinlemedik. Hocam haklıymışsın ya. Demeye başladınız değil mi? Nörçland karşısında 36.1 kilometre hıza ulaşan depar atmış. Türkçesini söyleyeyim. Sağ bekinde o sayı varken sol bekinde de o sayı var artık. Bunu idrak etti taraftarımız. Hocam Osterwold'e çok yavaş oyuncu. Değil lan diyorum. Yavaş oyuncu hocam sen de bırak ya. Şu kadar kazık girmiş. Yönetimi savunma bize ya diyordu. Şimdi siz söyleyin. Osterwolde hızlı mı yavaş mı? Güven veriyor mu vermiyor mu? Abi 36.1 kilometre attığı depar. Bak o sayı Samuel'in geçen sene Ren maçındaki deparı ligin rekoruydu. 38.22 idi. Ligde en hızlı oyuncumuz 35.68'e ulaşmıştı. Bak 35'e Osterwolde'ninki 36.1 Yani şu an ligin en iyi en hızlı sol beki bizde. Ama gel gör ki Fenerbahçe taraftarı rakiplerinin oyuncusunu övmeyi seviyor. Değerlerimize sahip çıkın. Bir maç kötü oynadı diye futbolcunun çöplüğünü şey yapmayın. Ülke puan sıralaması. Belçika 39.200. Türkiye 33.850. Bu şu demek. Bizim her galibiyete 1000 puan geliyor bu arada bilginiz olsun. Yani Türkiye bu turnuvalar bittiğinde 6 maçlık gruplar bittiğinde... En kötü 38.850 olacak Fenerbahçe sayesinde. Yani bir zahmet diğer takımlarda birazcık katkıda bulunsa gerçek ümidi kestim ben. Bayer deplasmanda oyun yemezse oturup şükür namazı kılsınlar. Beşiktaş bu ballan bir iki tane maç alır diye düşünüyorum. Hadi 3'te onlar alsa 41.000'i falan zorlarız. Ben Galatasaray'dan puan beklemiyorum açıkçası ama İskoçya arkamızda 32.050 puanda, Avusturya 30.400. Yani dua edelim İskoç takımları yenilsinler. Türkiye ilk onun içinde olduğu için iki takımı birden Şampiyonlar Ligi elemesi. Belki Şampiyonlar Ligi kazanan takımın durumuna göre ilk birinci takım direkt gidip ikinci takım eleme oynayabilir. Alanya Spor maçı hazırlıklarımız ee, dün itibariyle başladı. Çünkü Perşembe maç yaptın. Cuma günü de maçını sürdürüyorsun. Ee, arkadaşlar şu bilgiyi bilmenizi istiyorum. Emre Mor ve Bartu Elmas bireysel çalışıyorlar. Sakatlığını atlattı diye haber yapanlara inat. Ben ne dedim? Hala sürüyor. Emre Mor'un sahalara dönmesi de Cengiz'den aynı sürecek. Hocam o kadar ağır bir şey mi oldu? O kadar ağır bir şey oldu. Askas'ın bağları kopuyordu. Yani Emre Mor ve Bartu Elmas bireysel çalışma yapıyorlar. Bu şu demek. Alanya maçından sonra takımla çalışmalara başlayabilirler demek arkadaşlar. İş bu noktaya geldi demek. Sevindirici bir gelişme. Beklenenden daha çabuk iyileşiyor Emre Mor. Cengiz'in derin tedavisi sürüyor. Haliyle Hepiniz biliyorsunuz. Luan Perez. Luan Perez dizinden ameliyat olacak arkadaşlar. Ben Fenerbahçe Spor Kulübü'nü şurada eleştiriyorum. İletişimsizliğin en büyük örneği Fenerbahçe'dir. Hani iletişimsizlik nedir diye bir soru sorulursa Fenerbahçe logosunu çizin. Ali Koç yönetimi de yazın altına bırakın. Yani iki tane iletişimci var kulüpte. Bizim bilgimiz sıfır. Arkadaş çık açık açık harbi harbideki biz Luan Perez konusunda kulübün biriyle anlaştık. İyi de bonservis alacaktık. Fakat Luan Perez'in sakatlığı nüksetti. Ameliyat olmak zorunda. Futbolda böyle şanslar şanssızlıklar vardır. Yapacak bir şey yok de çık. Çok zor değil ki bunu açıkladığın zaman şerefinden olmuyorsun. Bunu açıkladığın zaman namusundan olmuyorsun. Ne var taraftar bunu bekliyor. Serhat Akın gibi Fenerbahçe düşmanlarına gün doğuyor. Ne demişti? İrfan Can Kahveci'nin kazanılacak yeri yok demişti. 10 Nisan 2022'de. İrfan Can Kahveci bu sezon 4'ü ilk 11 olmak üzere toplam 11 maçta sadece 558 dakikada 5 gol 4 asist yaptı. Bu da kapak olsun. Puma ile anlaşmamız sezon sonunda bitiyor. Sizce yeni sezon formalarımız hangisi olmalı diye sayfalar haber vermiş. Hocam dedi arkadaşlar Yağız Sabuncuoğlu da duyum verdi. Puma ile sıkıntı var şöyle böyle diye. Şimdi Önce ben bilgi bankama girip bilgilerimi e, düşündüm. Hani bende mi sıkıntı var diye. Niye biliyor musunuz? Benim bildiğim kadarıyla Puma ile bizim anlaşmamız 2025'e kadar. Kaç? 2025'e kadar anlaşmamız. Eee hocam o zaman nasıl sezon sonunda sözleşme bitiyor? Ben de onu anlamıyorum. Nasıl bitiyor? Ben şunu özellikle belirteyim. Adidas köpek gibi pişman. Bak internete girip Fenerbahçe Puma anlaşması yazın. 2024-2025 sezonu sonuna kadar diye yazıyor. Ve 241,5 milyon liralık anlaşma yapıldıydı. Yani ee, forma satışından da ayrıca bir gelir var. Anladınız mı arkadaşlar? Yani hem forma satışından hem paradan. Hem forma satışından hem paradan anlaşma yapıldı. Bak 2021'de ilk anlaşmamızı yaptık. 2022-2023'e kadardı. Orada da uzattık. 2024-2025'e kadar. Bunu siz de araştırabilirsiniz. Hani şunu söyleyeyim. Adidas köpek gibi pişman onlar ne veriyorsa iki katını vereyim demeye hazır. Puma bitince Adidas'a geçme durumu var. Ee, belki de bu sosyal medyaya bunları biz veriyoruzdur. Hani şey diye. Ne derler onun adına? Biraz ortada karıştırarak diye. Livakovic demişken Livakovic'in Crespo'yu öptüğü bir an var. Bir kaleci, bir ruh. Neler katabilir? Görüyorsunuz. Caner Erkin Eyüp formasıyla çıktığı 6 maçta 4 gol 3 asist yapmış. 7 gole katkı vermiş. Caner Erkin TFF'ye fazla mı? Fenerbahçe'ye sakın ha, ağzınızdan yel alsın. sakına. Yani o defter kapandı. Ha, Galatasaray'ın A3 takımı. Eyüp Spor bu gidişte Süper Lig'e çıkar. A2 takım da İstanbul Spor'a Galatasaray'ın İstanbul Spor maçında puan kaybedeceğini düşünmek ile beyinsizim demek aynı şey oluyor. Haberiniz olsun. Sakın böyle bir şey düşünmeyin. İstanbul Spor ve Eyüp Spor Galatasaray'ın A2 ve A3 takımıdır. Yani seneye 2 maçta 6 puan hediye edecek takım Eyüp spor çıkacak gibi duruyor. Bu sene de 2 maçta 6 puan hediye edecek takım İstanbul Spor. Hani evini sat, arabanı sat oyna olayı var ya. O olay o yüzden çok umurumda değil yani. Arda Güler Real Madrid'in takımla çalışmalarına yeniden başlamış. Arda sahada olursa izlemek de istiyorum açıkçası. Özledik keratayı. Şimdi 2023-2024 model Fenerbahçe. Daha kaliteli. Daha dengeli. Daha lider karakterli. Diye bir paylaşım atmış kardeşimizin biri. E, yalnız paylaşım atan kişinin kulüple ilgili bir hüviyeti olduğu için ismini vermeyeceğim siz anonim hesabından gördünüz. Şimdi 8 ilk 11 transferiyle kalite çok yükseltildi. Doğru mu Samet? Doğru başkanım. Aferin Samet. Teşekkür ediyorum. Genç, yaşlı, yerli, yabancı, az, çok kazanan, dengeli halde. Doğru mu Samet? İki de böyle doğru mu Samet dedi. Doğru mu? Kaptan oyuncuların katılımıyla daha lider karakterli bir takım ortaya çıktı. Sattığımız kadar aldığımız için bütçemiz daha sağlıklı. Not sattığımız kadar almadık. Sattığımızın bonuslar gelse aldığımızdan 20 milyon euro daha kardayız en az. Oyuncu sayısı azaldığı için 2022-23 maaş bütçesi yeterli oldu. Evet yanlış duymadınız. Oyuncu sayısı azaldı maaş bütçesi yeterli oldu. 4. Bekimiz de büyük bir potansiyele sahip. Osai, Ferdi, Ciku, Fer, ee, ne oluyor lan? Osayi, Ferdi ve Kao Ciku. Haksız mı? 4 stoperimiz ile defans hattı bence ligin en iyisi. Kim ne derse desin. Bak Bekao, Ciku, Serdar Aziz, Samet Akaydın. Sizler çöpleseniz de yeterli. Şöyle söyleyeyim. Samet'i de kırmak istemiyorum ama geçen sene az stoperin Sametken bugün dördüncü stoperin Samet. Yani değişimi anlayın. Yani taraftar olarak herhalde. 2 kalecimiz de kaliteli ve özgüvenli. Arkadaşlar Alanya maçına %100 İrfan Can Eğribay'a çıkacak. Tepkiniz ne olur? Olsun hocam. Yani İrfan Can da kötü değil. Olabilir. Türk kural hocam mecbur dersiniz bak. Değil mi? Haksız mıyım? Arkadaşlar işte Mert Müldür alan yavaşına ilk 11 başlayacak. O sayı yedek dinlendirilecek. Hocam ya o sayı daha iyiydi. Savunma şöyle iyiydi, böyle iyiydi. Hemen savunmaya geçtiniz bak. O sayı ilk 3 Türk umrumuzda olmadı. Ama Libakovic Ya hocam can da iyiydi demeye başladınız. ha. 6 numara eksik kaldı ama orta sahamız dengeli. Ben şunu söyleyeyim. Lig yani devre arası gelene kadar Fenerbahçe bütün derbi maçları kazansa. 6 numara transferine lanet ettiğiniz günleri unutursunuz. Haksız mıyım? Yani sadece derbi maçları bile kazan. Yani derbi maçları kazansa dersiniz ki ben bunun için istiyordum. Kalan maçları da kazansın bir zahmet. O yüzden dur. 6 kanat oyuncusuyla repertuar kuvvetli. Arkadaşlar şaka bir tarafa. Şaka bir tarafa. Ben gerçi bir liste çıkartmıştım ya. Yani e, bir görsel çıkartmıştım. O görselimiz hazır mı yönetmenim yayına verebilir miyiz? Ha verebiliriz. Bakın Tadic, King Kent sağ tarafta Cengiz, İrfancan, Emre Mor. Yani şöyle bir tandem. 3 santrafor kaliteli ve alternatif olarak güçlü isimler. Ya yani Ceko'nun yedeği Batçuay. Biz geçen sene Batçuay'ı az forvetimizde ama Valencia enteresan bir çıkış yaptığı için böyle bir şey oldu. Yerli yabancı herkes rolünü kabul ediyor sevgi saygı ortamı ümit veriyor. Şimdi beklerimize de bakalım. Osay Mert Müldür, Ferdi, Jeydin, Osterwolde, Ciko, Serdar, Bekao, Samet. Bu arada kırmızı beyaz için aldıkları Türk arkadaşlar. onların rengi niye farklı demeyin. Livakovic, İrfancan bak. İsmail, Crespo, Bartu, Brett, Zayt, Şimanski, Mert Hakan. Ee, yani şöyle bir görsel var. Genç oyuncularımız gelecek vaat ediyor. Fırsat gelen oyuncular şansını iyi kullanıyor. Herkesin kadro katkı verebileceği 25 kişilik grup var. Daha çok oynayan olacak ama herkes oyuna dahil, herkes sırasını bekliyor. Eksik olursa devre arasında müdahale şansım var. Bundan sonra görev hepimizin. Yönetim, hocayı, takımı ve haklarımızı koruyacak. Camia ve taraftar Fenerbahçe'ye hizmet eden herkesi savunacak. Yol uzun, yol güzel, umut var. Fenerbahçe'de iki isme lisans çıkarılmadı bu arada. Onu da unutmadan söyleyeyim. Luan Perez ve Lincoln Henrique lisans listesinde yer almadı. O da var aslında bende lisans listesi. Onu da vereyim ekrana. Ve Samet. Lisans listesi de şöyle arkadaşlar. Yanında zaten Türk oyuncuların yanında şey var. E, ee, var. Yani şu şekilde bir lisans listemiz var. Forma numaraları da yanlarında yazıyor. Hocam ben merak ettiğim liverpool niye bir numarayı giymiyor arkadaşlar resmi maç oyuncunun çıkıp gittiği için giyemiyor ben bunu söylemiştim size hatırlayın ama bazı sayfalar ısrarla giyebilir demişti siz onları geçin şimdi Lincoln Henrik'e yer almadı TFF'ye bildirilen kadro listesinde zaten beklenen de buydu yani Luan Perez ve Lincoln Hendike iki Brezilyalı isim yer almadı. Ben Lincoln'u çok seviyorum. Çok beğeniyorum. Ve Lincoln'un Lincoln'un hakkında benim bir cümlem var. Daha doğrusu bir benzetmem var. Fakir Taliskası diye. Fakir Taliskası inşallah iyi bir şekilde oynar da kendine gelir. Şeyi çok merak ettim. Brezilya'da transfer sezonu ne zaman bitiyor? Yani şu anda 23 Eylül'deyiz. Anladınız mı? 23 Eylül'den sonra kiminki bitiyor? Merak ettim. Aslına bakarsanız hemen hemen herkesinki bitmiş. Yaz transfer dönemi. Kış transfer dönemi diyeyim. Dünya çapında. Ne zaman açılıyor, ne zaman kapanıyor. Grenada'da 30 Eylül 2023'teymiş. Amerika, Samoa'si'de 6 Ekim 2023'teymiş. Daha 7 gün açıkmış. Şimdi Brezilya'da keşke devam etse de. Bu arada şey özür dilerim. Guatemala'da, Tahiti'de, fil dişi sahilinde daha devam ediyor. Gana'da, hani Benin'de, Yemen'de, Ceyvan Adalarında, Avustralya'da. Bunlar da hala devam ediyormuş. Daha uzunca bir süre açıkmış. Hani bunlardan birine oynama garantisiyle gönderebilir misin? Aslında olabilir. Mesela Gana'da şey yapabilir ama yani Gana'yı falan hiçbiriniz seçmezsiniz. Değil mi? Ya hocam Allah'ını seversen oraya futbolcu mu gönderirler dersiniz. Keşke Brezilya'da olsaydı. Benim en umutlandığım şey bu. İletişimsizlik Fenerbahçe'de eleştirilebilecek bir husus. Onun dışında hepinizden rica ediyorum ne Fenerbahçe'yi yere göğe sığdıramamazlık yapın ne Fenerbahçe'yi gömün. 11'de 11 yapıldıysa doğru işler yapılmıştır. Takım kötü oynadığı maçlar oldu hocam. Galatasaray geçen sene her maçta 10 mu attı? Her maçta 8 mi attı? Hocam hakemler çok üstümüze geliyor. Birbirimizi kandırmayalım. Geçen sene de hakemler üstümüze geldi. Ondan önceki sene de geldi. Biz elimizde iki Galatasaray derbisini geçen sene kazanmış olsan şampiyondun. Bak iki Galatasaray maçını kazansan şampiyondun. Burada tamam hakemlere ben de kızıyorum. Ben hatta hakemlerle ilgili açık net söylüyorum. Allah'tan korkmadıklarını düşünüyorum. Bugün hiçbirine kefil olmam. Başlarına bir şey gelse inanın artık mutlu olacak seviyeye geldim. Çünkü nefret ettirdiler kendilerinden. Saygılarını bitirdiler. Saygınlıklarını bitirdiler. Ama bu bendeki şey. Hocam onların da çok umrundaydı diyebilirsin. Aynen umrunda değil zaten. Umrunda olsa adam gibi maç yönetirler. Hani durumlar bunlar. Daha çok <laughs> söylemek istediğim şeyler o da. Ceza yemek istemiyorum. Cezaevine falan uğraşmak istemiyorum. Ya durumlar bunlar. Sizler kanalımızın müdavimleri olarak bu videoya bir beğeni çakarsanız sevinirim. Yorumlarınızı yazarsanız sevinirim. Bir nevi Fenerbahçe taraftarına dertleşme videosu oldu. Hani bu Fener bambaşka bir Fener. Allah nazardan Sakındırsın, korusun. Milli araya kadar 5 maçımız var. Bir Avrupa 4 lig maçımız var. Lütfen. Kalbiniz temizse dua edin. Değilse yine dua edin. adam başka hiçbir şey yapamayız. 5'te 5 beş yapalım. 5 galibiyet hiç önemli değil. İyi oyun, kötü oyun umurumdan değil. 5 galibiyet yapalım. Milli araya girelim. Dengezi iyileşecek. Emre Mor iyileşecek. Lincoln bu arada takımla çalışmalara başlayacak. Oynayamayacak ama başlayacak. Perez'in durumu kesinleşecek. Belki Batshuayi sıkın skandalı yerini Batshuayi de Ceko'nun önüne geçti. Bazı maçlarda direkt ilk 11 oynuyor çevirecek. Yani zaman geçtikçe galibiyetler arttıkça da bir şeyler çok farklı yere gidecek. Benden size tavsiye vereceğim takıma destek olun. Yine göre sığdıramamazlık yapmayın. Ki Fenerbahçe taraftar uyanık. Herkes şunu söylüyor. E, ben bunu izledim. Ben övmem hocam diyor. Ben işler garantilene kadar övmeyeceğim diyor. Haklısınız. Şu anda en doğrusunu siz yapıyorsunuz. Ha, de o da ayrı mesele. Teşekkürlerimi sunuyorum. Görüşmek üzere dostlar. Bir de küçük bir hatırlatma. Maç sonu canlı yayınlarını da bundan sonra kısa yapacağım. 15 dakika falan yapacağım. Yayını bitireceğim. Bir yayın daha açma fikrim var. Hani maç kadro değerlendirmesi. Maç değerlendirme yayını. Hani maç özeti bitti. Yayını kapattık. Maç değerlendirme yayını açabiliriz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Görüşmek üzere.